Merhaba arkadaşlar. Şimdi tam sayıların birinci dersini işleyeceğiz. Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar, tam sayılar Z harfiyle gösterilecek ve eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar olan sayılara biz tam sayılar diyeceğiz. Bakın şurası, yani eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar olan kısma negatif tam sayılar diyeceğiz arkadaşlar. Negatif tam sayılar. Ve bunu z eksiyle göstereceğiz. Bakın bu sembolü gördüğümüzde ne anlama gelecek bizim için? Negatif tam sayıları kastediyoruz artık. Şu kısım olan, yani birden başlayıp artı sonsuza kadar giden kısmı ise pozitif tam sayılar olarak nitelendireceğiz. Pozitif tam sayılar. Bunu da z'nin üzerine artı koyarak göstereceğiz arkadaşlar. Bakın arada sıfırı bıraktım. Arkadaşlar sıfır ne negatif ne de pozitiftir. Yani ne diyeceğiz sıfır içinde? Pozitif veya negatif değildir arkadaşlar. Yani sıfırın işareti yok. Sıfırı ne negatif tam sayılar arasına alacaksınız ne de pozitif tam sayılar arasına alacaksınız. Şimdi birkaç tane açıklama yapmak istiyorum. Şöyle bir sayı doğrusu çizeyim arkadaşlar. Şuraya sıfırı yerleştirirsek şu kısım ne olacak bizim için artık? Bakın sıfırdan sonra şu kısım pozitif tam sayılar. Şu kısım da ne olacaktır? Negatif tam sayılar. Şimdi arkadaşlar pozitif tam sayılarda sıfıra olan uzaklığa göre büyüklük küçüklüğe karar vereceğiz. Sayı sıfıra ne kadar uzaksa o kadar büyüktür. Bakın öyle değil mi? Şurası 2 olsun, şurası 5. Ne diyeceğiz artık biz? 5 2'den büyüktür. Fakat negatif tam sayılarda arkadaşlar sıfıra ne kadar yakınsak sayı o kadar büyüktür. Yani şu kısım nasıl gidecek? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 bu şekilde gidiyor değil mi? O yüzden ne diyeceğiz biz? Eksi 1 büyüktür, eksi 2 veya eksi 5 büyüktür, eksi 20 7. Yani negatif tam sayılarda bakın pozitiflerdekinin tam tersi oluyor. Negatif tam sayılarda sıfıra ne kadar yakınsak sayımız o kadar büyük. Mesela A sayısını ben en büyük negatif tam sayı seçmek istiyorsam ne seçeceğim arkadaşlar? En büyük negatif tam sayı bakın sıfıra en yakın olan kim negatif tam sayılarda? Eksi 1. Yani A en büyük negatif tam sayı olması için ne yapacakmışım A'nın yerine? Eksi 1 yazacakmışım arkadaşlar. Şimdi birkaç noktaya daha değinelim. Bakın arkadaşlar artıyla artının çarpımı neydi? Artıydı değil mi? Artıyla eksinin çarpımı neydi? Eksiydi. Eksiyle eksinin çarpımı da neydi? Artıydı. Şimdi bunları neden yazdım? Bakın A ve B, A çarpı B 12 ise burada A'nın ve B'nin alabileceği değerleri düşünelim arkadaşlar. Sadece direkt 3 çarpı 4 veya 6 çarpı 2, 1 çarpı 12 deyip doğal sayılarla sınırlandırmayın arkadaşlar. Eğer sorularda size bunun ne olduğu verilmemişse neyleri de düşüneceksiniz? Eksi 1 ile eksi 12'yi de düşüneceksiniz. Eksi 3 ile eksi 4'ü de düşüneceksiniz. Eksi 2 ile eksi 6'yı da düşüneceksiniz. Buradan ne yapacağız? Bakın 2 eksi sayının çarpımı artı olduğu için bunlara da ne yapacaksın? Dikkat edin. Sorularda eksik kalabilir bakın buralar. Evet, devam ediyoruz. Bakın biraz önce anlattığımız konuyla ilgili hemen bir soru. X ve Y tam sayı olmak üzere. Bakın ne diyoruz artık? Tam sayı. Artık ne diyeceğim ben? Negatifleri de düşüneceğim. X çarpı Y 18 olduğuna göre X artı Y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi bakın. X çarpı Y 18. Ne olabilir arkadaşlar bunlar? En küçük değerimizi istiyorsak negatifleri her zaman göz önüne almak zorundayız arkadaşlar. Bakın ne olabilir? Negatiflerden başlayalım. Eksi 2 ile eksi 9 olabilir mi? Olabilir değil mi? Eksi 2 çarpı eksi 9 artı 18 olabilir. Mesela eksi 3 ile eksi 6 olabilir. Eksi 3 ile 6'yı çarp, eksi 6'yı çarparsak artı 18 yapacaktır. Eksi 1 ile eksi 18 olabilir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. X'ini çarparsak yine artı 18 yapacak. Pardon, artı 18 yapacaktır. Bunları toplarsak bunun toplamı ne yapar? Eksi 11. Bunun toplamı eksi 9. Bunun toplamı eksi 19 yapacaktır. Peki bunların içinde en küçüğü hangisi arkadaşlar? Tabii ki de sıfıra en uzak olan eksi 19. O zaman ne yapacağız? Birinci sorumuzun cevabı ne olacakmış? A seçeneği olacakmış. Evet, devam ediyoruz. A, B, C tam sayı olmak üzere. Evet, tam sayı dedi. Yine aklımın bir köşesine hemen ne geliyor? Eksiler geliyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. A çarpı B 18. B çarpı C 24. Olduğuna göre
A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük. Güzel. En küçük dediğine göre kimlerle çalışayım hemen? Eksi, yani negatif sayılarla çalışayım. Peki arkadaşlar, neler olabilir onlar? Hemen bakalım. Şimdi bakın, iki yerde ortak olarak B var. O zaman ben en küçük değeri istediğime göre B'ye bir eksi 1 versem, burası eksi 18 yapmaz mı arkadaşlar? Eksi 1 çarpı eksi 18 ne yapacaktır? Artı 18. B'ye yine eksi 1 versem, buraya da eksi 24 versem, bakın ne yaptık? Bunların çarpımı da yine ne yaptı? Artı 24 yaptı. O zaman bunların en küçük alabileceği değerleri toplamak için ne yapacağız? Eksi 24, eksi 1, eksi 18. Ne yapar arkadaşlar bunların toplamı da? Eksi 43 yapacaktır. Evet, devam ediyoruz. A ve B pozitif tam sayı. Güzel. Bakın artık sınırlandırdı bizi. Ne dedi? Pozitif tam sayı dedi. Ne yapacağız artık? 1, 2, 3, 4 artı sonsuza kadar olan sayıları düşüneceğiz. Olmak üzere 3A artı 2B eşittir 25 eşitliğini ve A büyüktür B. Burası da çok önemli arkadaşlar, bakın. A, B'den büyük koşulunu sağlayan kaç tane A, B ikilisi vardır? Güzel. Şimdi bakın, burada şunu yapacağız. 3A artı 2B eşittir kaçmış? 25. Şimdi arkadaşlar, bir tanesini çekelim buradan. Hangisini çekelim? A'yı çekelim. 3A eşittir 25 eksi 2B'dir. Doğru mu? Doğru. İsterseniz siz B'yi de çekebilirdiniz. Buradan her iki tarafı bir 3'e bölelim. A eşittir ne oldu arkadaşlar? 25 eksi 2B bölü 3 oldu. Şimdi bakın, B'ye değer vermeye başlayacağım. Bakıyorum arkadaşlar, pozitif tam sayı olduğuna göre 1 verebilirim değil mi en az? 1 verdim. Şimdi şunları tek tek yapalım. Şuraya yazıyoruz. B ve A diyeyim ben şöyle. B'ye 1 verince ne yapıyor bakalım? 1 çarpı 2, 2 yapacak değil mi? Yani 25 eksi 2 çarpı 1 bölü 3 yapacaktır A. Ne yapıyor arkadaşlar? 25 eksi 2, 23. 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman B ne yapıyormuş arkadaşlar? 1 olamıyormuş. Değiştireyim arkadaşlar. 2 vereyim. A eşittir 25 eksi 2 çarpı 2. Bakın B yerine kaç verdim artık? 2 verdim. Bölü 3. A buradan kaç yapacaktır? 25 eksi 2 çarpı 2, 4. Ne yapar? 25'ten 4 çıktı. 21 bölü 3. Buradan A kaç yapar arkadaşlar? 7. Güzel. 2 verince kaçı buldum artık? 7'yi buldum. 3, 4, 5, 6, 7 diye devam etmiyorsunuz arkadaşlar. Bakın, bulduk mu ilkini? İlkini bulduk değil mi? 2. Sonra bunun paydaya bakıyoruz arkadaşlar. Kaç payda? 3. Artık bunu 3'er 3'er arttır arttıra gidin. 3 arttırırsak kaç yapacak arkadaşlar? 5 yapacak değil mi? Hemen 5'i yerine yerleştiriyorum. A eşit 25 eksi 2 çarpı 5 bölü 3. A kaç yapar arkadaşlar buradan? 25 eksi 2 kere 5 10. 15 bölü 3. O da ne yapar? 5 mi yaptı? Güzel. Devam ediyorum. Bakın 3 arttırıyordum. 3 arttırdım kaç yaptı? 8. A eşit 25 eksi 2 çarpı 8 bölü 3. O da ne yapacaktır? 25'ten 2 çarpı 8 16 çıkarırsak kaç kalıyor arkadaşlar? 9 kalıyor değil mi? 9'u 3'e böldüm. 3. 8 iken 3. Devam edelim. 11 verebiliyor muyum? Bir bakalım. 3 arttıralım. 11 verdim. Şuraya devam ediyorum artık onu. A eşit 25 eksi 2 çarpı 11 bölü 3. A eşittir buradan ne yapacak? 25 eksi 2 çarpı 11 22 değil mi? 25'ten 22 çıkardık. 3 bölü 3'ten 1 yaptı değil mi arkadaşlar? Bunları da bulduk. Evet, başka verebiliyor muyum artık? Veremiyorum. Dikkat ederseniz buraya ben 3 arttırıp 14 verirsem, dikkat edin, şuraya 14 verdim. 2 çarpı 14 28 yapacaktır. 25 eksi 28 negatiflere geçmeye başlayacağım artık. Ne olacak? Olmayacaktır. İşime yaramayacak. Şimdi arkadaşlar, bunları bulduk. Güzel. Şimdi bir de koşulumuz var bakın. Koşulumuzu atlarsanız ne yapacaktır? Sonuç yanlış olacaktır. A'nın B'den büyük olması lazım arkadaşlar. Nerede A B'den büyük? Bakıyorum. Sadece burada A B'den büyük. Diğerlerinde hep B daha büyük. O zaman bu sorunun cevabı ne olacak? Tabii ki de A seçeneği, yani bir tane olacaktır. Devam edelim. A, B, C birer negatif tam sayı ve A eşit 4, C eksi B olduğuna göre A artı B artı 6, C toplamının en çok kaç olur diye sormuş bize. Bakın dikkat ediyorum, yine ne dedi? Negatif tam sayı dedi. Şimdi arkadaşlar bakın, şuradan bir A eksi 4, C eksi B, A eşittir 4, C eksi B olduğu için B'yi diğer tarafa atalım. A artı B eşittir ne yapacaktır? 4C yapacaktır. Doğru mu?
Evet. Şimdi bakın benden ne istiyor? A artı B artı 6C istiyor. Ben buradaki A artı B yerine şurada bulduğum 4C'yi yazabilir miyim? Yazarım. Ne yapacaktır arkadaşlar? Bu 4C burada, 6C de burada ne yapar? 10C. Yani benden 10C'yi istiyor. Güzel. Şimdi 10C'nin değeri en çok kaç olur? Negatif tam sayıları göz önüne aldığımızda C yerine ne yazayım arkadaşlar? Tabii ki de en çok değeri elde edebilmem için eksi 1'i yazmam lazım. Eksi 1 çarpı 10'dan ne yapacaktır bu sorunun cevabı da? Eksi 10 yapacaktır. Arkadaşlar buraya çok dikkat ediyorsunuz bakın. En çok negatif olduğu için buraya olabildiğince büyük bir negatif tam sayı vermem lazım. Eksi 1 en büyük negatif tam sayıydı hatırlarsanız. Biraz önce bahsetmiştik. O yüzden cevabımız ne oldu? Eksi 10 oldu. Devam edelim. A ve B pozitif tam sayı x gerçek sayı olmak üzere. Evet, gerçek sayı kavramını daha önce anlatmıştık. Olmak üzere A eşit 8 eksi 2x, B eşit 2x artı 6. Yani ben x yerine bir tam sayı koymak zorunda değilim. Fakat A ve B'yi ne yapmak zorundayım? Bir pozitif tam sayı yapmak zorundayım. Olduğuna göre A çarpı B çarpının alabileceği en büyük değeri sormuş arkadaşlar. Şimdi bakalım ne yapabiliriz? A eşit 8 eksi 2x, B eşit 2x artı 6. Şimdi arkadaşlar ben bunları bir taraf tarafa toplasam. A artı B ne yapar? Bakın şöyle göstereyim onu. Şu eksi 2x ile artı 2x birbirini götürdü. 8 artı 6'dan 14 yaptı. Doğru mu? Şimdi A artı B 14 ise hatırlayalım. İki sayının toplamı verildiğinde çarpımların en çok olması için sayıları birbirine en yakın almam gerekiyordu. Doğru mu? Peki A ve B farklı sayılar demiş mi? Dememiş. O zaman ben ne yaparım? 7'ye 7 alabilirim değil mi? 7 çarpı 7'den ne yapacaktır o da? Bakın 49 yapacaktır. Şimdi şurayı bir kontrol edelim. Arkadaşlar buranın 7 olabilmesi için ne olacak tabii ki burası? Dikkat ederseniz bakın. X yerine 1 bölü 2 yazarsanız 8 eksi 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 yapar orası. 8 eksi 1'den ne yapar? 7 yapar. O yüzden bakın bize gerçek sayı demiş. Eğer buranın da tam sayı olduğunu söyleseydi, yani X'in de tam sayı olduğunu söyleseydi, bu sefer X'in yerine sayı verip bunların çarpımını maksimum yapacak değeri bulmaya çalışacaktım arkadaşlar. Ama x'i biz gerçek sayı olarak verdiğimiz için ne yapacağız artık? İstediğimiz gibi bu A ve B sayılarını birbirine yakın seçebiliriz. O yüzden 7'ye 7 seçebildik. Evet, devam edelim. X, Y, Z sayma sayıları olmak üzere. Evet, sayma sayıları kaçtan başlıyordu arkadaşlar yine? Onlar da 1'den başlayıp nereye kadar gidiyordu? Sonsuza kadar gidecekti. 5x artı y eksi 3 ise 43 olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği en küçük değeri sormuşuz yine. Şimdi peki şu eksi 3 ise gözüme batıyor. Onu bir diğer tarafa atayım ben. 5x artı y eksi 3 ise diğer tarafa attım. Bakın şu eksi 3 ise diğer tarafa attım. 43 artı 3 z yaptı. Güzel. Şimdi ben burayı arkadaşlar en küçük yapacaksam, yani x artı y'yi en küçük yapacaksam, mümkün olduğunca küçük bir şey, yani 5x artı y mümkün olduğunca küçük bir şey olması isteyeceğim. Ne kadar burayı şu ifade küçük bir şeye çıkarsa burası da o kadar küçük olacaktır. Şimdi sayma sayısı olduğuna göre z'nin yerine en az kaç yazarım arkadaşlar? 1 yazarım değil mi? Güzel, hemen bir düzenleyelim artık. 5x artı y eşittir 43. 3 çarpı 1'den 3 toplarsam 46. Şimdi arkadaşlar yine sayı seçeceğim. Buranın ben en küçük olmasını istiyorum. Dikkat ediyorum. Şimdi bakın. X'i mi büyük seçmeliyim, y'yi mi büyük seçmeliyim? X'i olabildiğince büyük seçeyim ki katsayısı da zaten büyük. Hemen 46'ya ulaşayım. Ne düşünebilirim, ne düşünebilirim? Bakın buraya ben 1 seçersem, buraya da ne seçeceğim tabii ki arkadaşlar? 9 seçeyim. 9 çarpı 5, 45. Bir de buradan 46. Evet, istediğim ne yaptım? Ulaştım. O zaman X'i 9 seçersem, y'yi de 1 seçersem bu işlemin sonucu ne olacaktır tabii ki de? 10 olacaktır. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. X, Y, Z negatif tam sayı. Güzel. Yine eksilerle çalışacağız. 3X eşittir 2Y, Z eşittir Y artı 1 olduğuna göre X artı Y artı Z toplamının alabileceği en büyük değeri sormuş arkadaşlar. Yani sıfıra olabildiğince yakın yap bunları diyor bana. 3X eşittir 2Y'ymiş. Z eşittir Y artı 1'miş. Şimdi nasıl sayı seçeceğim? Düşünüyorum. Negatif sayı seçeceğim arkadaşlar. Bakın şuradan bir yola çıkalım. Şimdi 3x 2y'ye eşitse hatırlayalım. Hani şu x'in katsayısını buna, bunun katsayısını buna veriyorduk ya. O yüzden ben bunun katsayısını buna vereyim ama
eksilisini vereyim. Çünkü negatif. O zaman şu x'in katsayısını da buna vereyim. Tabii ki nasıl? Eksilisini, yani eksi 3 olarak vereyim. Bakın kontrol edelim. 3 çarpı eksi 2 ne yapar? Eksi 6. 2 çarpı eksi 3 ne yapar? Eksi 6. Güzel. Buradan en büyük değerleri buldum. Yani x'in ve y'nin alabileceği en büyük değerleri buldum arkadaşlar. Bakalım şurasına bir yerleştirelim bakalım. Şuraya eksi 3 yazdık mı? Ne yapar burası? Z eşit eksi 3 artı 1. Bu işlemin sonucu ne yapacaktır arkadaşlar? Tabii ki eksi 2 yapacaktır. Problem yaratıyor mu bu eksi 2 bana? Yaratmıyor. Hani nereden problem yaratıyorum diye bakıyorum. Ya birbirinden farklı sayılar demiş mi diye bakıyorum arkadaşlar. Dememiş değil mi? Deseydi bakın değiştirmek zorunda kalacaktım. Demediğine göre herhangi bir problem yok. Tek tek yazalım. X eşit eksi 2'ymiş. Y eşit eksi 3'müş. Z eşit eksi 2'ymiş. Toplarsak kaç yapacaktır bunlar da tabii ki? Eksi 7 yapacaktır. Yani seçenek B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, birinci dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.